olacaksa o takım çok şanslı. Basitimiz değil mi? Ya ben kendimi çok şanslı hissetmiştim. Madde 1, madde 2 hocamdı. Öyle diyor. Cem Hoca 1995'te Optu Matematik'ten mezun oldu. Kurye hocamı da öğrenmiş diyorlar. Ondan sonra... Ben çok sevmiyorum. Çok gurur duyuyorum. Estağfurullah. 2001 yılında doktorasını Louisiana State University'den aldı. Kendisi şu anda kodlama teorisi ve cebir üzerine çalışıyor. Bunun dışında işte bizim okulumuza kalkülüs ve cebir derslerini yine veriyor olacak bu sene. Hepiniz için çok keyifli geçeceğine eminim. Başka unutulmaz hemen gereken bir şey yoksa. Ben söyleyeyim mi? Cebir 15'in üzerinde makalesi var. Hepsi birbirinden güzel. Matematikçiler için bu çok büyük bir rakam. Ve kodlama teorisini de Türkçe'ye tercüme etmem lazım. Kodlama teorisindeki sayılı isimlerden bir Cem hocamız. Türkiye'deki sizin diğer hocalarımız için de böyle şeyler söylemek mümkün. Oldukça şanslısınız. 20 sınıflara çoğunlukla üniversitelerde böyle büyük isim yapmış, nam yapmış konusunda çok iyi olmuş. Öğretim üyeleri gelip ders vermez. Bizde ise tam tersi, 20 sınıf üniversite kursunda karşınıza çıkacak tüm öğretim üyeleri konusunun uzmanı, dünya çapında söz sahibi insanlar. Bugün de iyice şanslısınız. Bir hocanızı çok önceden tanımış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Saat sonunda röportajı çıkarsa insanlar. Sıra ödülen buydu. Beklentileri çok güzel. Peki. Şimdi konuşmanın aslında yani iki bölüm var. Birinci bölümde matematik anlatacağım. Bir ana fikir ne yapıyor matematikçiler? Matematikçiler ne yapıyor? Yani bunu birazcık sizin de göreceğiniz hatta bu DNS kapsamında başladığınız kalkülüs birkaç örnekle başlayıp ondan sonra işte birinci sınıfta karşınıza çıkmayacak bazı şeylerle bitirmeyi planlıyorum. Ana fikir de burada, yani matematik niye yapılır ile ilgili bir şeyler hissettirmek. Yani bazen matematik başka alanların sorularını çözmek için yapılır. Kimileri buna da uygulamalı matematik diyorlar. Bazen de hiç öyle kaygısı olmadan yapılır. Ama sonunda yine bir yerde uygulanabilir yapılan matematik. Yani bununla ilgili birazcık his vermek esas niyetim. Çok da fazla geçmiş bilgi kabul etmeyecek söyleyeceğim şeyler, yani basit bazı şeylerden bahsedeceğim ama önemli. İkinci bölümde de hani matematikçiler ne yapardan bahsediyoruz. Bu yaz matematiğin 4 yılda bir verilen en önemli ödülleri var, Fields Medal diye. Belki duymuşsunuzdur, gazetelere falan da çıktı bu yaz birkaç ay önce. Gazetelere çoğunlukla çıkmaz böyle şeyler. Bu sene çıkmasının temel bir sebebi ilk kez bir kadın matematikçinin Fields Medal denen bu önemli işte onurla ödüllendirilmesiydi. Hatta matematik kontekstinde bile haber olmadı bu. İranlı olması, kadın olması ve İran Cumhurbaşkanı'nın işte şöyle fotoğrafını nedir, Twitter'dan paylaşması sebebiyle haber oldu. Bu arada matematik ödülü aldı benden. Yani ikinci kısımda da işte bu güncel ve çok başarılı birkaç matematikçiyle ilgili bir kısa videolar gösterip ne yapıyorlar, onlar ne yapıyor, ben bir şeyler anlattım, bir de onlardan dinleyin ne yaptıklarını gibi. Çok kısa olacak o bölüm. Plan bu. Şimdi öğrendiğim kadarıyla da ben kalkülüsle başlayacağım. Dediğim gibi ana fikir, matematikçiler ne yapıyor? Ben böyle başlığımız bu. Okey, birinci şey, kalkülüs. Bildiğim kadarıyla da şu ana kadar zaten lisede gördünüz tahmin ederim ama burada da türev nedir gibi şeylerden bahsedildi size. Birazcık türev kullanarak mesela çok basit ama anlamlı bir soru çözmek ilkedir. Tamam. Şimdi sanırım şunları söylediğimde şaşırmayacaksınız. Okay, buna İngilizce adıyla böyle yazayım, takipiz. Türev diye bir konu şey var değil mi? Konu var. Türevini bilmeyen var mı? 3x'in türevi nedir? 3, peki. Tamam, biliyorsun. Türevle, bu şey, tanjant eğrisi deniyor, ne diyelim ona? Tanjant şeyi, doğrusu. Türkçe ne diyelim? Teğet. Teğetin ilişkisini biliyor muyuz?
Mesela ben şöyle bir resim çizeyim. Resim üzerinde konuşursak belki daha anlamlı. Öyle bir fonksiyon resim çizeyim. Tamam. Tek değişkende f(x) diye bir fonksiyon. Bunu resmederseniz, yani şöyle bir eşitliği sağlayan tüm x'ye reel sayı çiftlerini resmederseniz, ki bu resim R2 dediğimiz, işte Öklid uzayını diyelim, Öklid uzayında çizilir. Buna bu fonksiyonun grafi deniyor. Ve de bu resimde bu fonksiyonun türevi dediğimiz başka bir fonksiyon arasında bazı bağlar var. Mesela teğetten bahsettik değil mi? Şimdi diyelim ki böyle bir nokta aldım. x0 diyeyim buna. Burada bir teğeti var bu fonksiyonun. Nasıl bir şey? Teğet doğrusu. Burada fonksiyona değiyor. Ve de hani Türkçedeki tam anlamıyla teğet değiyor. Teğet geçiyor fonksiyonu. Burada L diyelim bu doğruya. Tamam. Şimdi bu doğrunun bir eğimi var. Eğimden kastettiğimiz herhalde açık. Ben size şöyle bir doğru çizsem. Diyelim ki şeyden gitsin, tam olarak orijinden gitsin. Hadi bir kaleme yakında ihtiyacımız olacak. ve diyelim ki bir re iki noktasından geçiyor olsun. Tamam. Bu doğrunun eğimine ne dersiniz? İki dersiniz. Çünkü doğrunun herhangi iki noktasını seçtiğinizde birini orijin alayım, 0-0 noktasına, öbürünü de 1-2 alayım. Burada işte artış y yönünde ya da azalış her neyse, y yönündeki değişim böyle x yönündeki değişim size doğrunun eğimini verir. Burada da işte burada 2 birimlik bir değişim var, burada 1 birimlik bir değişim var. Bu doğrunun eğimi dediğimiz şey genelde m ile gösterir 2. Tamam. Doğru azalıyor da olabilirdi. Bir daha böyle yukarı çıkması gerekmiyor doğrunun yukarı doğru ilerlemesi. Şöyle de olabilir ben. Tamam. Ve yine orijinden geçsin ve diyelim bu sefer 2'ye eksi 3 noktasından geçiyor olsun. Tamam. Bu sefer ne derdiniz eğime? Ki bu sefer şey yönünde, yani bu kuzey güney yönündeki değişim şu iki nokta için eksi 3 azalma var bu yönde giderken. Bu yönde pozitif x yönündeki değişim ise 2. Bu eğimin doğrunun eğimine de eksi 3 bölü 2 derdi. Tamam. Yani bu eğimin pozitif ya da negatif olması doğruyla ilgili, bu doğru sağa doğru gittikçe yukarı mı çıkıyor yoksa sağa doğru gittikçe aşağı mı iniyor kabaca demek. Yani eğimin pozitif ya da negatif olması onu ifade eden bir şey. Ama sadece pozitif negatiflik değil, bir de ne kadar dik bir şekilde yukarı çıkıyor ya da ne kadar dik bir şekilde aşağıya iniyor sorusu da tam olarak bu rakamlar, bu değer ifade ediyor değil mi? Mesela bu eğimi 2 olan ve artan yukarı doğru giden bir doğruyken burada eğimi daha büyük bir doğru var mesela ve bu da artıyor. Bunun da eğimi pozitif olacak ama muhtemelen bunun eğimi ne bileyim 85. Tamam. Yani mesela 1,85 noktasından geçiyor demek. Tamam. Yani pozitiflik, negatiflik bir şey artı tam olarak değer. Şimdi türevle, bu fonksiyonun türeviyle, bir noktadaki türeviyle ona o noktada çizdiğimiz teğet doğrusunun eğimi arasında bir ilişki var. Bunu bilen? Ben şu, söyleyeyim. Bu doğru mu? O kadar anlatıyorum. Biliyorsunuz bence ya, biliyorsunuz. Ya. Ben de çok gülüyorsun. Bu doğrunun eğimini M alt L diye gösterelim. L doğrusu değil mi? Aslında bu doğrunun eğimi fonksiyonun türevini genelde böyle F üstü diye gösteririz. Türevin x0 noktasındaki değeridir. Bu yani önemli bir soru. Yani doğru bir teğet doğrusu, herhangi bir doğrudan bahsetmiyorum. Bu F fonksiyonuyla bir ilişkisi var. Nerede ilişkisi var? X0 noktasında ilişkisi. O ilişki ne? X0'ın üzerinde fonksiyonda yer alan noktada teğet doğrusu bu. Bu doğrunun eğimi aslında türevi hesaplayarak bu noktada bulduğunuz için. Tamam. Şimdi bu bilgiyle başlayacağız. İlk şey bu. Bunu kabul edelim. Tamam. Mesela şimdi bu resme bakarak f fonksiyonun X0'daki türevi pozitif mi negatif mi sizce? Pozitif çünkü
Çünkü türev denen şey çizdiğim doğrunun eğimiydi. Bu da artan bir doğru, yani pozitif eğime sahip bir doğru. Dolayısıyla aslında hiçbir şey bilmiyoruz bu fonksiyonla ilgili. Denklemi yok, bir şey yok. Denklemi hesaplayacak hiçbir şey yok, elde tutulur. Ama resme bakın. Yani tamam, burada t'ye yukarı çıktığına göre pozitif bir türev olması lazım dersiniz. Ya da burada da mesela nasıl bir türev olması beklersiniz? Teğet aşağı doğru gidiyor, biz sağa doğru ilerledikçe. Yani negatif eğimli bir teğet var. Dolayısıyla buraya x1 noktası desem, buradaki, buna da L üssü diyeyim, bunun eğimi negatif bir sayı. Demek ki fonksiyonun bu x1 noktasında başka bir nokta, oradaki türevi negatif olmalı. Değil mi? Yani bu önemli bir ilişki. Fonksiyonun türeviyle bu fonksiyona ilgilendiğiniz noktada çizdiğiniz teğetin eğimi arasındaki ilişki. Tamam. Bunu kabul ettik. Bu bize ne gibi bir şey sağlayacak? Yani ne işimize yarar? Yani sıklıkla bu ne işe yarar sorusunu soracağım, her ne kadar matematikçiler matematik yaparken bunu illa sormasalar da kendileri. Yani ne işe yarar diye bir ilgilendiğim problem açısından ilginç mi diye genelde matematik yapar insanlar. Ama çoğunlukla da bir işe yarar sonunda o yaptıkları için. Şimdi tekrar bu resmi çizeyim. Bu ilişkiyi de unutmayalım. Türevin noktalarda aldığı değerle çizdiğiniz teğetlerin eğimleri arasında bir ilişki vardır. Şimdi bu resmi kabaca tekrar edeyim. İki tane noktayı ayırt edeceğim diğer tüm noktalardan. X aksesi üzerinde. Tamam. Bu da yine f fonksiyonu olsun. Peki. Niye bu iki nokta? Niye bu değil? Ya da niye bu değil? Bu noktalarla ilgili özel ne? Resme bakınca. Maksimum minimum gibiler değil mi? Yani bu civarda A noktasında en yüksek değeri alıyorsun. Bütün resmin en büyük değeri değil bu. Tabii ben şuralara gidersem bu fonksiyonun arttığını varsayarsam daha büyük y değeri olan noktalar var bu fonksiyon için. Ama bu civardaki en büyük değer A'da alınıyor. Bu civardaki en küçük değer de B'de alınıyor. Bir kere o var. Yani bu A ve B noktaları kendi civarlarında minimum maksimum değerleri veriyorlar. O birinci. Türev anlamında peki ya da çizdiğiniz teğetlerin eğimi anlamında bir şey var mı bu noktalarla ilgili özellikle? Şey, böyle tür bir teğetleri var, paralel değil, x aksisine paralel. Yani her iki noktada da teğetleri çizerseniz paralel. Aslında bunların eğimi nedir? Sıfır eğimli. Sıfır eğimli teğetler görüyorsunuz. Diğer herhangi bir noktada bu yok. Diğer noktalarda demin çizdik. Mesela bu noktada eğim pozitif ya da türev pozitif. Bu noktada eğim ya da türev negatif. Buralarda eğim tekrardan pozitifleşiyor falan. Yani bu iki noktayı ayırt eden diğer noktalardan x aksisi üzerinde bu resim için paralel teğet ve dolayısıyla sıfır türev. Tamam. Şimdi bu önemli bir araştırma konusu bir sürü disiplin için, matematikçiler için de enileme. Bunun İngilizcesi optimization. Biz de genelde enileme diyoruz buna. Ve bu aslında şey, yani neden önemli olduğu aslında isminde bizde bir şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. En iyi nasıl yapıyorum? Birazdan daha açık olacak. Ve bu problemin, yani şöyle bir örnek vereyim. Bir şey öğreteceksiniz. Bunu en az masrafla üretmek bir engelleme problemi. Nasıl masrafı minimize eder? Bunu istemeyecek bir insan ya da bir şirket ya da bir yapı düşünebilirsiniz. Bir şeyi en az masrafla yapmak ya da en çok maksimum kârla yapmak vesaire. Değil mi? Bunların hepsi en iyileme problemleri, optimizasyon problemleri. Dolayısıyla da herhangi bir konuda aslında anlamlı ve bir sürü böyle soru var. Bir süreç var, onu ne kadar iyi yapabilirim, ne kadar az kosla yaparım, ne kadar çok profitle yaparım, ne kadar kısa zamanda yaparım, zaman için minimize etmek problemi vesaire. Peki bunun şimdi bizim bu türev, fonksiyon, teğet vesaire gibi şeylerle ilişkisi var. Çünkü aslında çok da zor değil bunu görmek, bu basit fikirden. Şunu kabul edelim, bir kere bir problemin
matematiksel olarak birazdan böyle bir problem çözeceğiz. Daha karmaşıklarını çözüyor insanlar. Bir problemin matematiksel olarak ifade edildiği, bunun da bir ismi var, modellendiğin. Evet, biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Modellendiğini varsayalım. Ve demek ben şöyle diyelim, bir fonksiyonla, tek değişkenli bir fonksiyonla modelliyoruz bir problemi, tamam mı? Şimdi de bazı şeyler soru gelebilir ama diyelim ki, görebilen mi? Göremeyebilirim. Hocam arkadaşlar gitti kalem almaya. Tamam. Ben o zaman durayım biraz. Şimdi modelledik diye bir problem, tamam mı? Diyelim bu bir firmanın karını artırma problemi üzerinde çalışıyoruz. Bir fonksiyon yazdı birileri, modelledi kar fonksiyonunu. Ve bu fonksiyon diyelim ki tek değişkene bağlı, o da çalışan insan sayısı. Şirketin karı f of x diye gösteriliyor. Burada x de kar fonksiyonu. X de çalışan insan sayısı falan diye, tamam mı? Aslında tabii bu reel aksisi bakınca x böyle illa tam sayı olmuyor değil mi? 3, 4, 5, 2.7 falan da olabilir. Yani 2.7 insanla çalışıyoruz falan gibi garip şeyler de çıkabilir yaptığınız analiz sonunda ama dert etmeyin. 2.7, 3 sayarız. 2.1 ise 2 deriz falan. Yani buçuklu insanları yok sayarız ya da büyütürüz. Tamam. Modelleme bu demek. Yani sizin bir reel probleminiz var. Bunu bir fonksiyon cinsinden, bazen hatta sıklıkla bir sürü değişkene bağlı olan bir fonksiyon cisminden modellersiniz. Ama bizim bu kalkülüs temel basit bir değişkenli kalkülüs anlamında tek değişkenli bir fonksiyonla modelle edilirse diyelim, tamam mı? Bir şirketin kar fonksiyonu, f of x, x de her neyse. Ne yapmak istiyor şirket? Bu fonksiyonun en büyük ne değer alabileceğini ve kaç kişi çalıştırırsa hangi x değeri için bu değeri alabileceğini merak etmek doğal bir soru değil mi? Ben f of x'i büyütmek istiyorum ve de bu en büyük değerini alırken x'in ne olması gerektiğini merak ediyorum. Şu kadar insan çalıştırırsam karım en çok olacak. Tabii bu çok böyle hümanist bir soru değil, değil mi? Herkesi kovarsam çok kar edeceğim falan gibi bir sonuç çıkarsa sevimli bir sonuç olmaz bu. Ama matematiksel olarak sonuç olacak. Dolayısıyla çok basitleştirilmiş bir model, basitleştirilmiş bir örnek veriyorum size. Ve demin de dediğim gibi bir sürü deneyden optimizasyon sorusu aslında bir sürü parametreye dönük. Yani şirket kaç kişi çalıştıracağını, bunları haftada kaç saat çalıştıracağı, başka bir parametre, ne ödeyecek, ne yapacak bilmem ne. Yani 15 tane parametreye bağlı bir fonksiyonu da çıkarıp onu da enilemeye çalışabilir. Bu pratikte de olan budur. Ama biz basitçe bu ilişkiyi görmek için diyelim ki bu modelleme yapıldı, f of x diye bir fonksiyonla gösterildi. Buna objektif fonksiyonu deniliyor genelde. Amaçla f'in eğer bu fonksiyon en büyük olabilecek değeri nedir diye merak ettiğiniz bir fonksiyonsa mesela kar fonksiyonu, o zaman maksimum. Ya da mesela bu fonksiyon masraf fonksiyonuysa o zaman da tabii minimum. Nasıl en az masrafla bu işi yapayım değil mi? Yani maksimum veya minimumunu bulma problemi. F'in maksimum, minimum değerleri ne belirlemek. Hangi x'te, her neyse o x parametresi, f çok büyüyecek, en büyüyecek. Hangi x'te en küçülecek, ona göre ben belki bir takım stratejiler geliştireceğim. Tamam. Şimdi bu adım önemli. Modellenmiş. Yani size bir problem verildi, bu tamamen sözlerle ifade edilmiş bir problem. Bunu matematikselleştirmek önemli bir adım. Ondan sonra da bunu en iyilemek, minimize, maksimize etmek, bu tamamen artık matematik sorusuna dönüyor. Tamam. Öyle bir şeyle karşı karşıyayız diye. Ve de dediğim gibi tek değişkenle kısıtlayalım kendimizi. Peki, demin resim çizdik ve burada dedik ki bir tek değişkenli f fonksiyonu var. Bunun işte böyle türevinin sıfır olduğu yerler ya da teğetinin paralel olduğu yerlerde bu sanki minimum maksimum değerler oluyor gibi şeyler söyledik değil mi? Yani bu aşamaya geldiğiniz andan itibaren siz matematik yapıyorsunuz. Ne çözmek istersiniz? Neye bakacaksınız? Türeve bakacaksınız ve türevin
nerelerde sıfır olduğuna bakacaksınız. Bu size direkt bir cevap vermeyecek muhtemelen. Türevlerin pozitif, negatif olduğu aralıklar falan gibi şeyler de önemli orada. Ama bir kere size bu f hangi x değerlerinde sıfır oluyor bilgisi önemli bir bilgi. Sadece bu resme bakınca. Çünkü oralarda bir minimumluk, maksimumluk olayları oluyor. Ondan sonra bir de şu var. Mesela bu aralığa bakayım. Eksi sonsuzdan a'ya kadar. Burada herhangi bir nokta seçeyim. F fonksiyonunun türevi pozitif mi negatif mi? Pozitif. Çünkü tüm bu aralıkta f fonksiyonu artıyor. Teğetler yukarı bakacak. Eğimler pozitif. Bu aralıkta türev hep pozitif bir aralık. Fonksiyon artıyor demek bu aslında. Sonra a'dan b'ye kadar bir daha böldüm biz aksesini. Bu sefer türev negatif değerleri almaya başladı. Çünkü teğetler aşağı bakıyor, eğimler negatif. Ondan sonra B'den nereye isterseniz kadar tekrardan pozitifleşiyor türev. Ve bu aslında hani resim olarak, F'in resmi olarak düşünürseniz F arttı, F azaldı, F tekrar arttı gibi bir şey oluyor. Bak burada maksimum olmalısın, burada da minimum olmalısın demek. Resim de aslında onu söylüyorsun. Değil mi? Yani türevin sıfır olduğu değerler dışında hangi aralıklarda hangi pozitif mi negatif mi olduğu bilgisi de önemli. Tamam? Şimdi optimizasyonun tek değişkendi. Eğer bir de güzel bir modelleme yapabildiyseniz, bir sürü şey kabul ediyorum. Geldiği yer sonunda türevle oynamak var. Ve bu endüstri mühendisliğinin herhalde essentially yaptığı en önemli şey. Bir sürece en iyileştirmek. Bu süreç işte ne bileyim bütün Türkiye'deki taşıma ağını bir şirketin en iyileştirme de olabilir. Zaman açısından, masraf açısından vesaire vesaire. Çok daha matematiksel bir şey de olabilir ama temel olarak en iyileştirme. Ama endüstri mühendisliğine özgü bir şey değil bu. Tamamen matematiksel bir problem ve böyle soruları herhangi bir alanda sorabilirsiniz. Bir matematiksel model yarat, ondan sonra da onun minimum maksimum hangisiyle ilgileniyorsan değerlerini bulmaya çalış. Şimdi ben epey kolay ve neredeyse modellemesi böyle şey gözü kapalı yapılabilecek bir problem yapacağım. Onu türevle yapmaya çalışacağım. Tamam. Mesela şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir üretici silindir şeklinde şeyler oluşturacak. Bu kola kutuları gibi şeyler, ne diyelim? Konserve kutusu. Bir üretici silindir şeklinde ve bir buçuk litre sıvı alacak. Konserveler yapacak. Formal konserve. Yapmak istiyorum. Tamam. Harika. Şimdi bu peki. Bu soru. Değil mi? Yapsın. Ama şunu isteyebilir. Ben şimdi metal. Metal konserve. İşte sıvı olacak. Metal konserveler yapmak istiyorum. Konserve. Bunu hiçbir şey düşünmeden yapabilir. Yani bana silindir yap. Üstü altı. Bir sürü öyle silindir var. 1,5 litre burada silindirle ilgili nedir? 1,5 litre içine hacim. Yani 1,5 litre hacim barındırabilecek herhangi silindir yarat bana dersen yaratırım. Silindir kolay yani hacmini hesaplamak değil mi? Silindir şey çizelim. Nedir silindirin parametreleri? Onun hacmini belirleyen parametreleri. Yarı çap var. Tabanda ve tabanda değil mi? Böyle gösteriyor genelde. Bir de yüksekliği var. Ve de ben yarı çapını ve yüksekliğini bildiğim herhangi bir silindirin hacmini bilirim. V ile gösterilir genelde. Çünkü bu olayın bir çizilirse. Sözünüz T diyeyim. Tabanın olanı çarpı yüksekliği. İ kare çarpı H. Şimdi R ve H'ı öyle seç ki bu 1500 santimetre küp olsun. Bu arada şey, bunun 1500 santimetre küp olduğu bilgisi lazım. Tamam, çünkü sonunda sorduğumuz soru R ve H kaç santim olsun olacak. Şimdi peki, bana mesela bir tane böyle silindir söyleyeyim. R
ve H verin. Bunları koyayım. 1500 çıksın. R10 H5 olsun. R10 H5. R10 H5. Peki. Pi var şimdi. 3 olarak. 3 olarak. R10. Aslında bir tanesini verseniz öbürünü bulur, değil mi? Yani çok büyük vermezseniz, yani R2800 santimetre olsun demezseniz bulur. O zaman bile bulur. Bu ne mi? O zaman bu ne? Böyle bir şey olur. Bana R'yi verin. Buraya 1500 yazacağım. Buraya R'yi yazacağım. Baş için söyleyeceğim. İşte bu ne çıkıyorsa 1500 bölü 2 çarpı verdiğiniz R'nin karesi, değil mi? Bir sürü çözüm var. Bu hacme sahip bir sürü silindir var zaten. Dolayısıyla şu an hiçbir ilginçliği yok burada. Ama şimdi ilginçleşiyor. En az miktardan, yani adam çok para harcamak istemiyor. En az miktardan materyal kullanarak bunu yapmak için silindirin ya da konservenin boyutları ne olmalı? Şimdi burada anlamlı bir tilek var, değil mi? Çok fazla malzeme kullanmıyor. Masraftan kısım. Boyutları ne olur? Ve bunun bir emileme problemi olduğu açık. Masrafı azaltmak istiyorum. Malzemeyi kısmak istiyorum. Malzemeyi minimize etmek istiyorum ben. Konserveyi oluştururken harcayacağım metodu. Peki. Şimdi bunu çözebilmeliyiz. Ne yapacağız? Böyle bir kişi için birbirine en yakın bir yere getirmişiz. Niye? Zaman çünkü daha az maz. Ben bulabilir ama bulmaya çalışacağız. Nasıl bulmaya çalışacağız? Bir şey minimize etmek istiyoruz, değil mi? Ne? Kullandığımız malzeme. Bu malzeme nedir? Bu silindirin üstünü, altını ve vücudunu diyelim. Çeviren toplam alan. Değil mi? Kullandığınız alan. Bu bir fonksiyon. Ne cinsinden fonksiyon? Şimdi yazacağız. R cinsinden fonksiyon, H cinsinden fonksiyon. Minimize etmek istediğimiz şey alan, yüzey alanı. Bu silindirin yüzey alanını, okay, minimize et, minimumunu bul dediğimiz şey, silindirin yüzey alanı. Tabii bu tek başına anlamlı bir soru değil. Yani H'ı 0.01 ve R'yi de 0.1 seçerim, bak küçücük bir alan çıkar derim. Ama o zaman birisi de ne olduğunu çıkmış eder. Değil mi? Bir kısıt var. Kısıt da bunun 1.5 ya da 1.500 olmasını da unutmayın. Şu koşulu. Bulacağın R ve H şunu sağlasın. Ha? Alan fonksiyonunu yazacağız. Şimdi. Ondan sonra onun en küçük değerini bulmaya çalışacağız. Alanı minimize etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bu koşuldan çıkmayacağız. Yoksa şey kaybediyor. Yani ulaşmaya çalıştığımız hedef kaybediyor. Tamam mı? Peki, yani burada en iyi diyeceğimiz şey minimum bulma anlamında yüzey alanı. Tamam. Şimdi buna diyelim ki A olsun alan area neyse. Peki, böyle bir şeklin yüzey alanı nedir? Bir kere iki tanesi de dairesel alan var, değil mi? Taban taban. Pi'ye kare. İki tane var. 2 çarpı pi'ye kare. Bir de bu çevreleyen alan var. Onu da şöyle hayal edin. Bunu şöyle kesip açsam çıkar şey nedir? Bir dikdörtgen. Şöyle bir şeye bakıyorum. Şimdi bu buradaki yükseklik. Şu ne? Bunu kestim, böyle açtım. Alttaki dairenin çevresi. Bu da 2 pi. Tamam. Dolayısıyla 2 çarpı şunların alanını yazmıştık. Bir de bunun alanıymış. Artı 2 pi ve h. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri merak ediyoruz ve bu değeri veren R ve H'ı bulmak istiyoruz. Ona göre üreteceğiz. Yani bu A fonksiyonu aslında iki değişken bir fonksiyon. A, R'ye ve H'a bağlı bir fonksiyon. Bunu minimize etmek istiyoruz ama demin söylediğimiz türeva sıfırına bak falan meselesi tek değişkenli fonksiyonlar için geçerliydi. Bunlar için de var tabii enileme yolları, düzeyle alakalı falan ama şu anda maddi bir de görmeyeceğimiz şeyler bunlar. Öyle bir sıkıntı var. Bir de şunu da unutmuyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Yani sizin için bir model var.
Bunu minimize et, şu koşuldan çıkmadan. Şu koşulu bozmadan. Birinci adım, heves, niyet ne olabilir? Hocadan giderek... Ben tek değişken şeylerle içebiliyorum. Onun için bu fonksiyonu tek değişkenleştirebilir miyim? Yani burada bir şey var. Başta R cinsinden yazabilirsiniz ya da R'yi böyle yazarsanız R'yi H cinsinden yazmaya kalkarsanız karekök falan geliyor biraz daha küçük bir şey. H'ı yazarsanız da tabii şey geliyor, rasyonel ifadeler onlar da dünyanın en sevdiği şeyleri değil ama karekökten iyi gibi. H'ı 500 bölü pire kare yazarsanız ve sonra burada H yerine koyarsanız bu artık tek değişken bir şey olacak. Bu yani en büyük icat değil de yapabileceğimiz. Yapalım. Bunu önce tek değişkenle değiştirelim. Sonra hangi R için bu en küçük olacak sorusu artık türevini al, sıfırla bak kolay sorusuna dönecek. Okey, gerisi bitti. Yani buraya getirdiğiniz anda aslında problemi çözdünüz. Şimdi bunu tek değişkenle değiştirelim. A aslında sadece R'ye bağlı yazılabilir. Bunun için tek yapmanız gereken şurada başın 1500 bölü pi r kare olduğunu fark etmek. Bu bildiği şurada kullandık. Dairelerin alanı 2 tane artı dikdörtgenin alanı 2pi r çarpı h yerine 1500 bölü pi r. Peki sadeleştirmeyi de yapalım. 2pi r kare artı falan filan 3000 bölü ne? R. Tamam. Tek değişkenin tabi fonksiyonumuz bu. Minimize edilecek. En küçük değeri ne zaman oluyor diye bakılacak. Bunu veren R bulunacak. O zaman da denecek ki sizin konservelerinin taban yarı çapı şu olursa hayır. Tamam. Gerisi gerisi diyelim. Trevo. Benimki bu resim üzerindeki hani teğetler, paralel türevler sıfır fikri. Minimumlar, maksimumlar oralarda oluşuyor. Bazen başka yerlerde de oluşuyor ama bunu da tamam. Biraz basitleştirelim hikayeyi. Bunu alacağız. Türevi alacağız. Türevi alabiliyor musunuz? Neye göre alıyorsunuz türevi? R. R. Değişken R. Türev işte 4 pi R artı bu zor boş. Eksi 3 bin bölü R kare falan gibi bir şey. Bunun gerisini egzersiz diyebiliriz. Yarın ölmede ya da belki çözüp veriyorsunuz. Gerisi bu. R'yi bul. Sonra H'ı bul. Sonra üret. Bu kısmını bilmiyorum yapmak ister misiniz? Ama bir tane R çıkacak size sıfır değeri veren. Tamam. O da istediğiniz R. Aslında bu fonksiyona dikkatli bakınca da türevin pozitif olduğu bir aralık var sizin bulduğunuz, pardon, negatif olduğu bir aralık var sizin bulduğunuz yere kadar. Yani bu türev fonksiyonu öyle, sonra da pardon, E, A fonksiyonu, sonra da pozitif olduğu türevin bir yer var. Geri kalan her yerde böyle gidiyor. Minimum şurada olacak. Tamam. Bunu çözdüm. Bunu çözersem başka bir şey diyemem çünkü. Ama ana fikir bu. Tamam, şimdi bununla ilgili sorusu var mı? Buyurun. Ben şey, üreticim bazı şeylerim var diye düşünüyorum. Başka sıkıntılarım da var. Konserve için isim yazmak istiyorum. İsim yazmak çok pahalı. O alan da beni ilgilendiriyor. Bir de konserve açılması lazım. Kapaklardan bir tanesinin masrafı benim 3,5 liraya geçmemesi lazım mesela. Bunlarda ne yaparsam? 3,5 liraya geçmemesi için bana bu soruya cevap verebilirsiniz. Başka soru sorar mısınız? Şimdi 3,5'tan küçük yapamayız. Ama genel olarak metalin bana olan maliyetini sorabilirsiniz. 3,5 lira diyelim ki birim maliyeti bana. Üst kapağım, diğer metallerde fazla sıkıntım yok. Diğer metallerde 1 lira. Buna göre cevap verebilirim. Üst kapak beni ilgilendirdi. Üst kapak pahalı çünkü ben onu konserveyle açmak zorundayım. Bir de biraz daha ilerleteyim. Restoration'dakiler bunu belki örneklerler. Biraz düşünelim. Üstüne de bir de isim yazmam lazım. Bu şeyden sonra, kurstan sonra üstüne Prens yazalım konserveleriniz.
hep beraber problemi düşünelim. Ben de size birer Fransız'ın konserve hediye edeyim sertifikatlarımı. Restation'ları ben ederim artık. Bu matematikçilerin bir kuyuda budur. Bir şey sorular da bir şey sormaya çalışıyorum. Ayıptır söylemesi. Ama iyi anlamlı sorular. Aslında biraz böyle yol boyunca onu da hissettirmeye çalışacaktım. Ben de başlamadan oldu bu iş. Yani çok doğal bir şey matematiksel düşünmedi. Belki herhangi böyle analitik fikir yürüttüğünüz alanda da mı böyle? Bir şeyi çözebiliyorsan bundan bir adım sonra neyi çözerim sorusunu sonra. Yani bu tabii ki bayağı basitleştirilmiş bir örnek değil mi? Yani bunun gerçek hayatta başka boyutları var. Dediğimiz gibi tek bunlara bağlı olmayan bir sürü fonksiyonlar var, bir sürü değişkene bağlı olabilir falan. Ama matematiksel fikir yürütme sürecinin temel adımlarından biri bir şeyi çözdüm, bunu daha ne kadar genel çözebilirim? Biraz daha zorlaştırsam ne olur? Vesaire vesaire. Bunlar yine bazen anlamlı ve gerçek hayat problemleriyle ilgili olabilir. Bazen de sadece acaba çözer miyim? Gerçek olmayacak bu işte. Acaba çözer miyim? Şey yani kendi kendine sunduğun meydan okumda. Bunu da çözer miyim? Olabilir miyim? Şimdi peki, her kriste başlamamın sebebi açık. Biraz bununla ilgili şeyler biliyorsunuz, burada da duydunuz. Ve bu kalkülüs aslında Newton ve Leibniz'e gidiyor genelde. Okursanız kalkülüsün kalkülüsüyle ilgili şeyleri. Yani doğayı anlama fikriyle aslında yapılmış bir takım şeyler var. Mesela bu yani belki şey, başka bir şey yapmak için matematik yapıyorum. Bir örnek düşünebilir. Çevremi anlamaya çalışıyorum. Geometri böyle bir şey değil mi? Yani şey, yıldızları anlamaya çalışıyorum, geometri. Ama sonra geometri bambaşka yerlere gidiyor, hiç yıldızdan falan kopup kendisi için bir alan oluyor. Şimdi peki, buradaki örneğimiz dolayısıyla sizin de öğreneceğiniz ve tahmin ederim birçoğunuzun da sıklıkla kullanacağınız bir matematik alanın diyelim neyse, konusunun gayet aklımıza gelecek, çözmek isteyebileceğimiz günlük hayat problemlerinde işe yararlıdır. Hatta kendi başına ayrı disiplinlere sebep, ayrı disiplinlerin oluşmasına sebep vermez. Süreçleri en iyi deme, optimizasyon. Fakat yine kalkülüs kullanarak matematikçilerin yapmaya çalıştığı başka şeyleri de anlayabiliriz birkaç örnekte. Mesela tahmin yapıp onun doğru olup olmadığını göstermek. Tabii bilimin genelinde var. Deneysel doğrulama olabilir bazı şeyler. Matematikte bunlar kuramsal doğrulama olabilir. Yani bir şey doğru mu diyorsun, bu olabilir mi? Doğruysa ispatlamaya çalışıyorsun. İspat belki üniversite hayatınızda, hele matematik derslerinizde sık duyacağınız bir şey, bir şeyi ispatlayabilirsin. Sonra bu lafı duyunca, tamam bu dersi bırakabiliriz diye ikinci bir şey yaşamam. Ama doğal bir süreç bu, acayipse orada değil. Ya da bir şeyin doğru olmadığını ispatlayalım. Tahmini yapalım, bu tahmin doğruysa ispatlayalım, değilse de gösterelim, birilerini ikna edelim, doğru değil. Ve yine kalkülüs özelinde böyle şeyler bile yapılabilir. Ve bu da tekrar edeyim, genelde matematikçilerin günlük hayatlarında sıklıkla yaptığı şey. Yani soru çözmeye çalışıyorsunuz, size adımlarda bazı tahminler, bazı şeyler lazım. O tahminlerin doğruluğu ya da yanlışlığı lazım. Şimdi yine türevle ilgili bir tahmin yapayım. Süreklilik ne demek biliyor musunuz? Yaptık. Biliyorlar hocam. Süreklilik şu demek, yine resimden gidersek fonksiyonun yine tek değişkenli. Resmini çiziyorsunuz, böyle elinizi kaldırmadan da bunu yapmak mümkün. Böyle delikler yok ya da şöyle şeyler olmuyor. Asimtot genel. Yani sürekli bir şekilde bu resim fonksiyonun resmi çizilebilir. Bunun tabii matematiksel ifadesi de var, ben onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama süreklilik var bunun içinde. Şimdi bir tane türevlenebilen, her noktada türevi olan bir fonksiyon çizim. Deminki olsun. Burada türevi ne desem, mesela geometrik olarak şunun eğimi demek. Burada türevi ne desem, bunun eğimi ne demek. Burada ne desem, bunun eğimi ne demek falan. Bunun fonksiyonu versem size, işte bu aslında kaçıncı dereceden bir fonksiyon olabilir? İki olmaz. Üç olabilir. En az üç. En az üç olacak. Tamam mı? Bunun niye böyle olduğunu bilmem.
edinmeyeceği derseniz x eksi a, x eksi b, x eksi c diye çarpanları var. Bunların bir üstleri de olabilir. Yani 3 dereceden küçük bir polinom olduğunu yapamazsınız eğer polinom sebebi. Neyse. Şimdi bu fonksiyonun bir de dediğim gibi size ne olduğunu söylesem şu fonksiyonu bir türevini alırsınız. Böyle bir fonksiyona bakınca ya bu türevlenebiliyor her yerde. Her yerde de sürekli gibi görünüyor değil mi? Hiç böyle delikler, zıplamalar, uçmalar yok. Yani türevli şeyler sürekli gibi görünüyor. Bir resme bakınca çok iddialı bir şey tahmin. Tek resimden böyle tahmin yapmak. Ama yaptık. Bir de tersini de merak edebilir biri. Hep sürekli şeyler türevli. Tahminler. Şimdi tahmin iyi ya da kötü. F aralığı diyelim. Bu aralığından kastım reel doğrudur. X açısında herhangi bir aralık. Bu aralığında sürekli ise aynı aralıkta türevlidir. Yani bunu biraz daha açayım. Bu aralığı diyelim ki şöyle bir aralık olsun. Tamam mı? Açık olsa daha iyi ama neyse. Diyelim ki buradaki her noktada türevi varsa fonksiyonun pardon. Buradaki her noktada sürekli ise zıplamaları falan yoksa o zaman buradaki her noktada türevi de var. İddia yanlıştır. Yanlış olduğunu nasıl söylersiniz bir şeyin? Bir counter example deriz. Yani bak sen bunu iddia ediyorsun ama bak şu örnekte olmuyor. Bu yakın zamanda kaç ay içinde güzel olacaklar için herkes alıyor zaten. Buraya gelenler dolayısıyla güzel. Sınavlarda bu true false problemleri bir hayran kalacağınız şeyler olacak. bu doğru mu yanlış mı? Doğruysa ispatla, yanlışsa da yine ispatla. Niye yanlış? Şimdi bir şeyin bir kere yanlış olduğuna karar verirseniz bir sebepten bunu karşınızdakine göstermeniz lazım. Yanlış çünkü ben size bir sürekli fonksiyon çizelim bir aralık üzerinde ama o aralıktaki her noktada türevi olmayacak. Dolayısıyla senin dediğin doğru değil. Buna counter example diyoruz. Şimdi birileri yanlış dediğine göre okullarında var bir counter example. Evet, çünkü mesela türevde olabilmesi için aynı zamanda tanımı olması gerekiyor. Ama sürekli fonksiyonlarda tanımı olmayan noktalar olabilir. Bu yüzden. Süreklilikte tanımı var. Sürekli değil matematiksel gösterimi ne biliyor musunuz? X eşit A noktası F fonksiyonu. X eşit A'da süreklidir demek şu demek bu fonksiyonun X A'ya giderken limiti var ve bu limit hatta fonksiyonun değeri. Tamam. Bu denklemde 2-3 tane şey kabul ediyoruz. Fonksiyonun X A'ya giderken limiti var. Solda anlamlı bir şey var. Fonksiyon tanımlı. Sağda anlamlı bir şey var. Hatta bu iki anlamlı şey de birbiriyle eşit. Yani mesela size hem limiti var, hem tanımı var ama sürekli olmayan bir şey çizebilirim. Eşitliği feyde, eşitliği başaramayız. Düşünebiliyor musunuz öyle bir örnek? Doğrusal azalır, doğrusal arttırsa bir şey. Doğrusal azalır, doğrusal artsa bir şey. O köşede tınav olmaz. Oraya geleceğiz ama şu soruyu cevaplayalım. Yani limitim var x a'ya giderken. Tanımım var x eşit a'da ama sürekli değil. Yani üç şey istiyorum değil mi? Bu denklemi yazdığımda üç tane şey istiyorum. Limitim var, tanımım var, bir de eşit. Tamam. Şimdi x a bu olsun. Tamam. Limit istiyoruz. Limitim var. Ne limiti? X a'ya giderken fonksiyon için olur. Oops. Şunu. Şu d'nin neyse değeri o. X a'ya yaklaşırken yaklaşayım. F değerlerine ne oluyor bu yaklaşmayı yaparken? Onlar da D'ye yaklaşıyorlar. Soldan da yapabilirim bunu. Yine aynı şey olur. Yine F değerlerim D'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla limitim var. Tanımı değilim burada. Ama onu da yaparım. İşte tanımım. F of A. F'in A'daki değeri D bu üstü. İki şeyi sağladım ama şey değil, yani sürekli değil çünkü bu eşitlik sağlandı. Limitim de değerim aynı değil. Tamam, böyle zıplamaya sebep oluyor mesela. Tamam,
Matematiksel anlamı ya da tarihte sürekli değil şu aslında. X eşit A'da süreklisin demek, bunun sağlanması olur, bir şey istemek. Tamam. Peki, şimdi bu yanlış. Sürekli olman, illa türevli olmanı gerektirmez. Karar verdik. Dedik ki matematik tahmin yapacak, sonra bunu gösterecek, doğru ya da yanlış olduğunu ve devam edecek yerden. Bunu şimdi yanlış diye mi düşünmesin artık matematikler? Niye yanlış? Bazı mutlak değer... Demin söylenen bir şey vardı, fikir vardı. Bu en standart örnek ve bunu aslında gösterme sebeplerinden birisi de bir yanlış nasıl ifade edildi söylemek. Bir yanlış, bir tane onun niye yanlış olduğunu söyleyen örnek verirseniz gösterilmiş bir tane. Ben bayağı genel bir şey iddia ediyorum. Siz bana bir tane genel şeyin doğru olmadığı örnek verirseniz demek ki anlamsız bir iddia varmış. Şeyin yanlışlığı bir örnekte gösterilebilir. Yani matematikte istisnalar kaideyi bozar. Bozar, evet. Hem de bayağı bozuyor. Bu işte, benim bir arkadaşınız da bunu önerdi. Şimdi böyle bir fonksiyon alalım. Bu aslında tam değer fonksiyonu gibi görünüyor. İsterseniz onu alalım. Tamam. Tam, tam değer. Mutlak değer. Mutlak değer. Mutlak değer. Mutlak değer. Absolut bir örnek var. İngilizcesi. Tamam. Şimdi buna bakarsanız, yani bu şey, kasap tanımı, elimi kaldırmadan çizebiliyorum, sürekli, tamam. Her yerde sürekli, bütün reel doğru üzerinde, x aksisi üzerinde sürekli bir şey. Dolayısıyla istediğim gibi bir fonksiyon aldım. Şimdi bunun bir tane türevli olmadığı nokta varsa tahminim yanlışmış diyeceğim, öyle bir şey bu iş. O nokta da şurası. Burada bu fonksiyonun türevli olmadığını açıklamanın yolu ne olabilir? İki tane doğru var. Şimdi bu eğim, teğet denk doğrusu vesaire onlarıyla biraz daha fazla bilgiye katık yapar. Biraz da mat 101'e bir şey kalsın diye söylemeyeyim şimdi. Tamam. Bu noktada siz aslında teğet çizemezsiniz. Tek bir teğet denkleri çizemezsiniz bu fonksiyonu. Yani sağdan yaklaşarak teğetlere bakarsanız teğet hep şu doğru olacak. Y eşittir pozitif x doğrusu olacak. Soldan gelirken sıfıra, teğetleriniz hep y eşittir negatif x doğrusu olacak. Ve de sıfıra ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, sağdan hep pozitif x, soldan da negatif x doğruları teğet olarak kalacağının en sonunda bir tek doğruya ulaşamayacaksınız teğet olarak. Temel sebep, tek bir teğet doğrusu yazamıyorum. Bulamıyorum. Tamam. Bu da türev yok. Bunun sıfırda türevi yok. Peki başka soru sorayım. Bu fonksiyonu yapalım. Birdeki türevi ne? Bir. Eğim. Birdeki türev. Teğetin eğimi. Teğet dediğiniz y eşit x kendisi. Y eşit x'in eğimi bir. Herhangi pozitif bir sayıda türevi var mı? Pozitif sayı sıfırdan sonrakiler. Birden de farklı değil. Her pozitif sayıda türevlenebiliyor bu fonksiyon ve o türev 1. Çünkü eğim 1. Bütün negatiflerde de türev var. O da eksi 1. Sıfırda değer var. Sıfırda tek bir teğet çizemiyorsunuz ve türevi yok. Dolayısıyla mesela bu tahmin yanlış. Hakikaten yanlış. Ve tek örnekte yanlışlığını söylüyor. Tamam. Şimdi ikinci egzersiz. Yine bu sefer sürelenebilir ve sürekli bir tişört yaptırabiliriz. Evet, olarak. İkinci tahminim tersi. Şimdi bu da sıklıkla bizim gibi insanların ve matematikçilerin sorduğu şeyler. Peki, süreklilik sürelenebilmeyi imply etmiyor. Yani bir şey yapmıyor. Gerekli kılmıyor. Tersi olur mu? Sürelilik sürekliliği gerektirir. Yani f u üzerindeki her noktada türevliyse, her noktada türevlenebiliyorsa, türevlenebilir ise f u üzerinde her noktada süreklidir. Bunlar iki farklı şeyler. Sürekliysen türevlisin, yanlışmış. Türevliysen süreklisin. Bu başka bir soru. Bu doğru. Bunun cevabı doğru. Önemli bir fark demin yaptığımızda. Bir şey doğruysa onu bir örnekle doğru diyemezsiniz.
Siz bir örnekte bak, burada doğru bu adam derseniz. Başkası peki sayamayacağım kadar başka örnek var. Onlar da doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Sorusunu sorayım. Dolayısıyla doğru dediğinizdeki iddianın doğruluğunu gerçekten ispatlamanız lazım. Genel argümanlar. Tek bir karşıt örnek. Şu an bir example da bu yanlışlığı demek, bu doğrudur demek. Demin yaptığımızı yapamazsınız. Burada ihtiyacımız olan şey, türevlenebilen bir şey, sürekli aynı zamanda süreklidir. Bu biraz daha zor bir şey. Türevin tanımı gerekiyor falan ama istiyorsanız düşünelim. Tamam. Bu örneklerin de demin söylediğim gibi ama şey, yani tahminler nasıl yanlış olduğu gösterir bazı tahminlere bir örnek verirsiniz. Bazı tahminlerin doğruluğu da genel ispatlı olur. Bu ispatı da isteyenler düşünecekler. Tamam. Mukayetüsle ilgili başka bir şey söyleyeyim mi? Sana da ilgili şeyler de var. Ben devam ediyorum yani. Tamam. 4 saat konuşmaya da gidiyorum. Durmadı. Seni çok seni kadar konuşuyorum. Evet, ama neyse 4 saat geçtim. Biraz kalkülüs dışında da matematikçiler sadece kalkülüs yapmıyorlar. Fakat bu birinci sınıfta göreceğiniz dersin aslında ileriki senelerde karşınıza çok çıkıp sürekli kullanacağınız içeriğe sahip olduğunu fark edeceksiniz. Çok da zor bir ders değil bu arada, onu da bilmiyorum. Zaten sınavda da herhalde yapmadım bir ihtiyacı var. Sürebilir tekrar soruyorum. Şimdi peki, başka şeyler de yapıyor matematikçiler. Burada da örnekler, mesela şu sorular birazcık daha böyle kendi kendimizi tatmin için sorduk sanki değil mi? Hiç böyle konserve falan yapma gibi pratik amaçlarımız yok. Türevliysem sürekli miyim, sürekliysem türevli miyim? Bunu cevapladığımda dünya değişecek mi bilmiyorum. Yani bence önemli bir cevap olur. Ama konserve yapmayacağız sonra. Yok, kusura bakmayın, bir önceki konuyla ilgili bir sorum olacaktı da. Ne oldu? Ben size de sınav yapacaktım. Hocam şimdi şöyle bizim fonksiyonumuz olsa, iki doğrularda eğer birinin eşit olsa, bu noktada bu fonksiyon türevimizde. Peki, hemen soralım, tamam hızlı soralım. Bunlar paralel doğrular, tamam mı? Fonksiyonumuz bu. Bu da A noktası. Bu A noktasında türeviniz var mı? Var. Var. Kaç? Bu iki doğrunun eğimi neyse o değil. Sağdan da aynı eğim, soldan da aynı eğim. Hayat güzel, eğim bu. Tek tek o eğimli tanjantı çizin. Teğet çizin. Bu noktadaki teğet ne? Yani buradan gelirken teğetler hep bu doğrunun kendisi gibi. Buradan gelirken başka bir doğru. Eğimleri aynı olsa da iki farklı doğrudan bahsediyoruz. Yani bu biraz kuşku bırakıyor. Tamam. Şimdi biraz önce konuştuğumuz şeyler yoluyla bunun aslında yanlış olduğunu gösterin bana. Bu türevli değil A noktasında. Çünkü limitli olmayan bir şey türevli değil. Türevin limit tanımını kullanırsak galiba. O da olabilir de biraz önce şeydi. Yani, sürekli olan bir şey ispatlanabilir. Aynı zamanda sürekli olmalı. Şimdi bu an noktasında türeviniz varsa, iki dakika düşünerek bunu halledebiliriz. Burada türevim olsaydı, burada sürekli de olmam gerekiyor. Şu doğru dedim çünkü. İspatlamadım ama doğru dedim. Kabul ediyorum. Burada türevliysem o zaman burada sürekliyim de x eşit a'da. X eşit a'da sürekliyim. Zıplıyorum. Elimi kaldırıyorum. Limitim yok mu? Tamam. Limitim var mı? Soldan gelirsem limitim 1 diyelim ki, sağdan gelirsem a'ya limitim 2. Bir sürü sebepten sürekli değil. İşte bu sonuç o zaman türevli de değilsin. Çünkü türevli olsaydı sürekli de olurdu. Tamam. Tanjantın yok bir de. Yani tek bir şekilde tarif edilmiş niyetin yok. Sağdan gelirken bu doğru gibi görünüyor tanjant. Ama x eşit a'ya soldan gelirken başka bir şey gibi görünüyor. Bu mutlak değer fonksiyonunun orijinalinde olan şey gibi. Sağdan başka, soldan başka. Bir sürü sebepten dolayı bu türevli değil. Çünkü sürekli bir şey. Tamam. Korktum bir anda. Şimdi benim bir sorum var.
Okey, kalp kürtüsü unutmadık, daha çok konuşuyoruz da. Evet, şimdi bu matematik türlerin ne yaparlarla ilgili bir dönersek, sıklıkla yaptığı ve hele de seneler önce bunu yapacak ve hiç de kimsenin umurunda olmayacak diye yaptıkları bir alan var matematikte, sayılar teorisi. Yani bu şey gibi biraz, mathematics for the sake of mathematics. Yani dünyayı şey, gerçek hayatta bir ilişkin yok, ben uçuyorum bununla çalışıyoruz. Burada sayılar deyince aklımızda şu olsun, sayı ne diyelim, doğal sayı. Başka bir sürü sayı cinsi var ama biz doğallara bakalım. Bu herhalde tarihsel gelişimde ve hala insanların en çok izlenmiş sayı cümlelerinden biri. 1, 2, 3, 4 diye giden sayma sayı. Neyse. Şimdi bu doğal sayılar içinde bazı özel sayılar var. Ne bilen ya da tahmin edebilen var mı? Bunlar içinde bazıları daha iyi olacak. Tasallar. Tasal sayılar. Tanımı da tasalların tanımı şu. Sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılar. Bölünebilen, bölünen sayıyı asal diyor. Şimdi biri asal kabul etmiyoruz. Bir de birden büyük olacak bu sayılar. En küçük asal 2 dolayısıyla. Sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, şöyle gidiyor. Okey. En büyük bilinen asal bilmiyorum ne şu anda, uzun bir şey. Ama böyle ara sıra haberini duyduğunuz bir şey. En büyük asal bulunmuş diye de belki. Birisi böyle 4 katlı yazı şey yazıyor, bir şey oluyor. Dinlenen büyük asal geçen gün işte 8,5 aylık 128 tane makinenin çalışması sonucunda ortaya çıktı diye. Yine bunların kime ne faydası var konusunda şüphe yoksa bilgisayarcılar bundan kurbaylanmış. Ama bir sebebi var aslında. Yani büyük asallar birazdan göreceğiz. Her neyse yani bunlar daha yakın sayılır. Yani 4 asal değil. 2'ye bölünüyor. Kendi de birden başka. Şimdi tabii bilinen en büyük asal bulunduğu deyince doğal bir soru. En büyüğü ne bunlar? En büyük asal ne olur? Bitmiyor ki. Bitmiyor ki. En büyük diye bir şey yok. Tamam. Bu asalların sonu yok. Bu da belki duyduğunuz bir şey daha önce. 10'suz tane asal var. Bu bitti öyle. Kaç kezler yok. Binlerle belki ölçülebilecek mi? Öğlen. Yok. Öğlen değil ya. Çok kesin. Evet, evet. Yani bu şey, hayal edemeyeceğimiz belki de asalarımız. Sonsuz tane asal. Yani bin var da bin, kaç bin onu bilmiyor. Ama ispat aynı ispatı hala söylüyoruz. Yani sonsuz tane asal var. Siz bir gün en büyük asalı buldum, tamamdır bu iş bitti diyemezsiniz. Çünkü öyle bir şey yok. Sonsuz tane var bunlarda. Yani makine size şimdiye kadar ki bulunan büyüğü söyleyebilir, birkaç ay sonra başka bir grup insan der, bak bunu da geçtik, bu da öyle değildir. Tamam. Bu sonsuz tane asal boyun ispatı çok güzel bir şey ama burada yapmayayım çünkü yani başka şeyler de söylemek istiyorum. Ama isteyenlerle konuşabiliriz. Basit bir ispatı var. Ama çok güzel bir fikir. Ve de bu genelde matematikçilerin bir şey ispatlarken kullandığı standart bir teknik vardır. Proof by contradiction bunun İngilizcesi. Türkçesi de olmayana ergi. Evet. Olmayana ergi. Ne demek bilmiyorum. Olmayana ergi bulamadı. Bence İngilizcesi daha çok şey ifade ediyor. Proof by contradiction. Çelişkiyle ispat da şöyle başlar. Siz ne göstermek istiyorsunuz? Sonsuz tane asal var. Diyelim ki olmasaydı. Ha olmayana. Olmayana ulaşmak. Olmasaydı, yani sonlu tane olsaydı diye başlayıp sonunda bir garip, saçma sapan bir çelişki, bir şeye varırsanız okay, en başta sonlu tane olsaydı derken yanlış bir şey demişim diyorsunuz sonunda. Genel bir ispat teknik, proof by contradiction. Onları yapıyorum, bir şey. Ama her neyse, bunlardan sonsuz tane var. Çok önemli bir sonuç da şu. Bunun aritmetiğin temel kurumu, temel kurumu. Yani o kadar
Temelci, onun söylediği temelci. Olan var mı? Herkesin temelci ödemeyi olabilir. Her doğal sayı ya asaldır ya da asalların çarpımı olarak yazılır. Tamam mı? Bunu duymuş olabilirsiniz. Yani. Güzel bir soru. Her doğal sayı ya asaldır ve kendi asal neyse de ya da asalların çarpımıdır. Yani bir bakıma bu asal sayılar, belki de onları özel kılan şeylerin başında da bu var. Bütün sayıların bu inşa eden sayılar, özel sayılar. Yani eksi negatifse ben eksi koyarsın ama biz pozitifler. Eksi 32 ile yazabilirim, eksi 255. 32'yi yazarsam eksisini de yazarım asalların çarpımında ve önüne bir negatif. Ama pozitiflere kısıtlamak kendimize bir şey değil yani. Yani merak etme şey, biri doğal sayı veya şey var. Neden asal değil? Bir asal olsaydı, şimdi asalın bir başka tarihi. başka asal bir sayıya bölünmüyor diyeyim. Tamam. Asal bölünüyor. Biri asal derseniz asal diye bir şey kalmaz dünyada değil mi? Her şey bire bölünüyor çünkü. Yani tanım. Yani bir asal olmaz. Madem böyle kabul eder, olmazsan bir şey. Tamam, bir asal değilse güzel düşünüyorum. Her doğal sayı ya asaldır ya da asalların çarpımıdır. Demin örneğini verdik. Mesela işte 84 sayısı, bunun algoritması da var. Benim oğlum 4. sınıfta yaptı, biliyorum size yaptığınız dolayısıyla. 84, 2 ile çarp, 41. 44. Yok, 42. 42, 25, 3, 7, yani korktum. Tamam. Oradan böyle asaldan ayrılıyor. Yani en küçük asaldan başlayarak bölüyor mu? Bölüyorsa böyle de devam et. Bir kere bu algoritma. Asalları ayırma algoritması. Ve gördüğünüz gibi bu sayı 3 tane asalın çarpımı şeklinde yazılıyor. Bu asallardan birisi 2 kere görünüyor ama neyse önemli değil. Olabilir. Peki, şimdi burada 84 miydi pek kolay bunu yapmak. Ama şunu dersen, yani bir tane birazcık zor, bir tanesi de epey zor sayı vermek istiyorum. 84'ten sonraki önemi, bana bu sayının asallarını bulmak istiyorum, soruyu soruyorum. 13.465. Bu sayı asal mı? Yani bir ve kendinden başka böleni var mı? Asal değilse, asal değilse o zaman asalları da bir. Bu asal değil. Ben kafadan yapamayacağım bunu. Çarpım şöyle oldu. 3 çarpı 7 çarpı 641. Bu 641 asal. İstiyorsanız deneyin. 320'ye kadar asallara bakmak lazım. Deniyorsa. Ama yani çok da uzun bir zaman almayacak. Ne kadar baksak yetmez mi? Kökü, işte kökü ne kadar baksan ya, doğru. Bundan daha iyi olabilir. Ama şimdi başka bir sayı vereyim. Umarım bir şey gelmiyor. İstersen devam edelim. Yani çok saçma sapan bir kriteri batırmadıysam bu kolay değil asal mı değil mi? Onun dışında bunun asal değil diye karar versene bile sonra çarpanlarını bulmak da olacaktır. İşte makineler bunu yapabiliyor. Bunu bir yere kadar yapabiliyorlar. Yani bu bir teorik bilgisayar biliminin en temel uğraştığı sorulardan biri sayıları asal çarpanlarına ayırmak. Şimdi en büyük asalı buldum fantezisi dışında bunun pratik bir anlamı var. Şifreleme yöntemlerinin bir sürüsü bu problemin zorluğuna dayanıyor. Yani günlük hayatımızda bizim bu işte encryption falan yapıyoruz. Bankadan bankaya transfer yaparken, kredi kartıyla bilmem öderken, Amerikan ordusu işte bilmem Irak bilmem ne bölgesine haber yollarken falan. Ve buradaki gizliliği sağlayan en önemli matematiksel, yani bir algoritma var, RSA'yı veren. RSA bu algoritma bulan insanların isimlerinin baş harfleri Rivet, Şamir ve Adam'ın 70'lerde bulunuyor. Bu bir şifreleme algoritması.
Yani iki kişi arasında gizlice haber alışverişi yapmak diyelim kabaca şifreli. Bu demin dediğim gibi finansal anlamda gizlilik olabilir. Siz bir bilgi oluyorsunuz, diğer kimsenin bir kredi kartı numaranıza sahip olmasını istemiyorsunuz. Burada gizlilik lazım. Ya da savunma anlamında olabilir. İki tane bilmem şey, military base arasında haberleşmek, işte, kripto telefonlar var, bütün dönen işleri kabaca şifreli. Ve bu RSA algoritması, şifrelemenin en temel algoritmalarından biri, başkaları da var. Bunun hala kırılamamasının temel sebebi, ben size yeterince büyük bir sayı verirsem onu asallarına ayırmanız kolay değil. Tek temel fikir bu. Bunun detaylıca açıklamayacağım ama ne yapıldığını söyleyeyim. Diyelim, Hulya hocanız ve ben haberleşeceğiz. Ve ikimiz aramızda bir anlaşma yapacağız sadece. Diyeceğiz ki ben 123 tane şeyi olan, rakamı olan bir asal alayım. Her neyse o asal, bunları üretebiliyor makinesi. Random generator denen şeyler var. Size asal üretiyor bunlar. 123 basamağı olan bir asalı ben aldım. Diğeri kaydettim, kimseye söylemiyorum. Uri Hoca'da 130 tane basamağı olan bir asal aldım. O da saklı. Bunlara private key deniyor. O biliyor kendininkini, ben de kendininkini biliyorum. Ama geri kalan, bunların ikisinin çarpımını dünyada herkes biliyor. Buna da public key deniyor. Bununla bunu çarpıyorum, çıkan bir sayı var. Yani 123 basamaklı bir asal çarpı 130 basamaklı başka bir asal. Devasa bir sayı. Hakikaten bunlar çalışıyor bu algoritma. Yani bu mertebedeki büyük sayıları çarpıyorsun. Buna public key deniyor. Bu public key açık. Herkes bunu bilebilir. Ama sizin, mesela ben bir mesaj yolladığımda kabaca Uri Hoca şeyle bu mesajın ne olduğunu buluyor. Sizin çarptığınız sayı var. Onu kendi asalına bölüyor, benim asalımı buluyor. Kabaca. Tamam mı? Bunu yapabiliriz. Çünkü bu P ve Q iki asalından birisine sahip ve çarpımına sahip. Bölme işlemi yapacak kabaca. Ben de yapabilirim ama siz yapamazsınız. Çünkü size bu P ve Q asallarını söylemiyoruz. Onların çarpımını söylüyoruz. Çarpımı devasa bir sayı, onu biliyor olmak, onun hangi iki asalın çarpımı şeklinde yazıldığını bilmek demek değil. Bu RSA denen şifreleme algoritmasının temel fikri de asal çarpanları bulmanın zorluğu. Hele de büyük sayılır. Çarpanları bulmanın zorluğuna dayalı. Temel matematiksel şey, yani Amerika'da NSA bunu çözdüğünü bilemiyorum. Eğer quantum computer denen şeyleri bir gün icat, şey, inşa ederse insanlar bile bunu bitirecek. Yani banka hesabınızı herkes bölüyor. O yapıldığında çünkü quantum computer denen şey kabaca, ben de çok bilmiyorum ama bizim şu anda computational limitlerimizi aşarak yapamadığımız işlemleri yapabilen bir bilgisayar olacak. O zaman ben istersen 1800 tane basamağı olan iki asalı çarpımını vereyim, adam bana şak diye faktörlerini verecek. Şu anda bunu yapamıyoruz. Ve bu RSA'nın temel zorluğunu ve kırılamamasını sebebi. Dolayısıyla şimdi neden burada hiçbir şey ispatlamıyorum, fazla matematik de söylemiyorum, biraz hikaye anlatıyorum ama bunun güzel bir anekdot var. Şimdi demin başlarken şey dedim, bu sayılar teorisi matematikçilerinde ya da daha eski zamanlarda ve hala bir sürüsü için. Yani bu en temel matematiksel konulardan biri değil mi? Yani geometri dersin, bir de sayı dersin size. Yani aklınıza matematik deyince aklınıza ne geliyor? Yani ne geliyor? Şekiller, geometri. Ve sayılar. Yani bütün matematik kabaca bu ikisi etrafında evrilmiş, gelişmiş vesaire. Ve hiç başka bir motivasyon olmadan bunları çalışabilirsiniz ve çalışıyor insanlar. Eskiden daha da çok öyleymiş. Ve ilginci, belki okudunuz ya da okuyabilirsiniz isterseniz, Hardy diye İngiliz matematikçi var. 1940'da galiba, neydi? Mathematician's College. Diye bir kitap yayınlıyor. Bu önemli bir matematikçi. Yani sadece bu kitap yüzünden değil, ciddi sayılar teorisinde yaptığı önemli işler var. Ve bu kitabın ana fikri şey, yani matematik tamamen estetik kaygılarla yapılan bir şeydir. Bir gün bir işe yarar mı, yarın şu soruyu çözer miyim diye hiçbir kaygım da olamaz. Ve orada söylediği önemli, güzel laflardan biri ama yanlış olduğu ortaya çıktı. Şu, çok güzel bir laf ama yanlış. Nerede o? No one has yet discovered any warlike purpose to be served by the theory of numbers. Yani sayılar teorisiyle
mesela savaş falan gibi bir şeylere hizmet edecek, amaçlara hizmet edecek bir şeyin bir sayılar teorisinin böyle bir amaçla kullanılabileceğini kimse göstermedi. Devam da ediyor, yakın gelecekte de göstermeyecek. Bunu da bu riskte falan söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu Almanların kodunu matematik kullanarak kırıyor bu Amerika'nın kodunu. 3-5 sene mertebesinde yanılıyorlar. Şu an tamamen yanılmış durumda. Çünkü sayılar teorisinin en acayip soyut problemleri var. Mesela çok somut geliyor ama aslında arkasında böyle algoritma çarpanları, ayırma algoritmaları bayağı fazla soyut matematikle gerektiriyor. Yani günlük şifrelemenin matematiksel teorisi arada gülede çalışılan bir şey. Yani buradaki belki matematikçiler ne yapar da bağlarsak, yani bazıları hiçbir işe yaramayacak ama olabildiğince güzel bir şey yapıyorum dese de çok kısa zamanda olayların çalışma onları yanıltabiliyor. Bazen yanıltıyor, bazen hakikaten hiçbir işe yaramayan reel anlamda bir şeyler yapıyor matematikçiler ama hiç olur zamanda epey soyut olduğunu düşündükleri şeyler büyük büyük sorular çözüyorlar onların hayal edilerek. Şimdi 15 dakika daha konuşayım. Ondan sonra duyun. Bunu da ben bu yaz öğrendiğim bir şey anlatayım size. Bu yaz şöyle bir sebeple öğrendim. Bu Şirince'de Matematik Köyü diye bir yer var. Biliyor musunuz? Oraya ders vermeye gittim. Böyle ilk kez liselere ders verdim bu yaz yanında. Şimdi liselere de ne anlatayım diye baştan bir soruyu sorunca ne kadar az bilgi gerekliyse o kadar iyi. Yani kalkülüs bile iddialı olabilir. Her ne kadar bazıları kalkülüs biliyor ya da yapabiliyor olsa da. Onun için yine matematiğin böyle günümüzde sıklıkla çalışılan, orijini yine tamamen matematiksel amaçları olan diyebileceğimiz kalacak. Ama şimdi girmediği bir alan olmayan çizgi kuramı diye bir alandır. Bunun İngilizce adı grafting. Birkaç tane problem yazarsam bunun ne kadar herhangi bir yerde kullanılabileceğini siz de keşfedeceksiniz. Buradaki soruların çoğu pratik sorular. Ben şu problemi çözmek istiyorum ve bunu çözersem yine optimizasyonla da ilgisi var. Endüstri mühendisliğinin sıklıkla uyguladığı böyle şey, graf teori üzerinden milyonun problemleri çözüyorlar. Ama başka bir sürü alan da yani kimya, biyoloji merkezinde. Basic Science'da da kullanılıyor graph theory. Şimdi çizgi ne demek? Onu söyleyeyim size. Çizgi kabaca şu demek. Bu bir yapı. Bunun köşeleri dediğimiz, nodları dediğimiz bir takım yerler var. Köşeler var. Bu yapıda. Bu köşelerin kümesini V ile göstereceğiz. Vertex. Tamam. Bir de bu köşeleri bağlayan bazı kenarlar var. Kenarları da genelde E ile gösteriliyor, edge bendiliyor. Yani bazı köşeleri işte birbiriyle bağlıyorsunuz. İsterseniz bu bazı köşelere yön de verebilirsiniz. O zaman yönlü çizgi deniyor buna. Biz onu yapmayalım. Tamam. Okey, bir takım köşeler ve bunları bağlayan kenarlar. Böyle yapılara çizgi deniyor. Bu da başka hiçbir şey yok. İki tane temel şey var burada. Köşe kümenli. Bunun mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir köşe kümesi var. Kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, o da 6'ymış. Her ikisi de 6 elemana sahip bir çizgi. Bunu bambaşka şekillerde de çizebilirim. Yani nasıl çizdiğinizin bazen önemi var ama başka türlü de hayal edebilirdim. Yani köşeleri başka pozisyonlara koyardım. Aralarındaki ilişkileri korumak gerekirdi. Birinci köşe buluyorsam, buna da ikinci köşe diyorsam, bir ve ikinci köşeyi şurada taşıdığımda yine bağlamak ister. Yani o kenarla bağlanma ilişkilerini bozmadan başka türlü de çizebilirim bu resim. Tamam. Çizgi demek bundan ibaret. Şimdi peki, yani bunu ne hayal edebilirsiniz? Böyle bir şey nasıl bir böyle aklınıza gelen epey pratik olabilecek sorularda modellemek için kullanılabilir? İnternet kontrol sistemi kullanılabilir. Temelde. Kesinlikle. Network. Bunların her biri bir bilgisayar. Aralarında kenar olması da bu bilgisayarlar birbirleriyle konuşuyor mesela. Bu her köşeye bir insan. Aralarında kenar olması bunların birbirini tanıması. Her köşe bilmem ne şirketinin fabrikaları
aralarında kenar olması bu bir fabrikadan öbürüne bir yüklenmeli bir şey taşıması. Vesaire yani başlarsanız sonu yok burada yapabileceğiniz modeldir. Ve bu resmi uygulayabileceğiniz senaryoları. Gerçekten de öyle. Bazen şey diyebilirsiniz, iyi peki de ne işe yarayacak yani ben bir tür ilişkiler, bunlar hep ilişkiler değil mi? Şey de, yani Facebook'taki bilmediğim bir şey de olsa ya da Amazon'u biliyorum. Adam size iki kere alışveriş yapıyorsunuz, üçüncü de şu kitapta ilgini çekebilir diyor. Graf algoritması çalışıyor. Senin ziyaret ettiğin sayfalar, o sayfaların birbiriyle ilişkisi, oradan bir takım çıkarımlar yapıp bunun aslında bilgisayar biliminde data mining diye bir adı da var. Ama temelde bir büyük bir graf üzerinde bir şey çalışarak oraya varıyor. Google'ın size döndürdüğü cevaplar, Google'ın bu search algoritması, epey graph-based şeyler bunlar. Peki, web graph diye de bir doğru tabir var bu arada. Bunu Google'larsanız, Google yine graph kullanarak bunu okuyabilir, size bir şey söyleyecek. Web graph, evet, internetteki sayfalar, her köşe, her not, web sayfası, nodların birbirine bağlı olup olmaması da ondan ona link var. Benim sayfamdan, işte sizin sayfanızda, Sabancı Üniversitesi sayfasından, Milli Eğitim Bakanlığı sayfasına link varsa, bu Sabancı, bu Milli Eğitim, oradan oraya bir link var. Ondan da ona varsa, yani yönlü de olabilir, yönsüz de olabilir. Tamam. Yani web graph'ta total internetteki sayfalar ve şeyler, tabii çok dinamik bir şey. Sürekli sayısı artıyor, köşe sayısı bazıları biliyor. Yani ararsanız bilmem kaç milyon nodu olan bir graf falan diye bir şey bulabilirsiniz. Peki, yani demin dediğim o network meselesi de çok temel. Yani benim bu uygulamalardan çok haberim normalde olmazdı ama burada bazen mühendislerin master cürlerine de giriyorsunuz hoca olunca. Böyle resim çiziyorlar, aa falan. Aslında işte bilmem bu makinayla şu makine konuşuyor, dedi, bilmem ne yapıyor, graflar çiziyorlar size. Yani eğer saçma sapan şeylerle uğraşmıyorsa buradaki arkadaşlar graf teorisi kullanıyor. Ve çok essential bir şey. Şimdi iki tane şey bu graflarla ilgili söylemek istiyorum. 15 dakika iddialar ama belki 20 dakika da olur. Şimdi burada tabii soracağım şeyleri ben de böyle kumarlar birbirine bağlı yapabilirim. Ama aslında bir tane soracağım sorunun onunla bayağı ilgisi var. Bir şey tarif edeceğim. Herhangi bir köşeye derece tarif edeceğim, tamam mı? Bir çizgi verildi. Köşeye derece diye bir şey tarif edeceğim. Diyelim ki V çizgenizin köşesi olsun. Onun derecesi, bunu dB ile göstereyim. Bunun tanımış olsun. Bazen çizgilerde böyle aynı köşede başlayıp aynı köşede biten loop denen şeylere de izin veriyorsunuz. Tamam. Yani kenarlar böyle iki köşe arasında olabileceği gibi kendinde başlayıp kendinde de bitebilir. Bu da okey. Şimdi ben bir köşenin derecesini şöyle tanımlayacağım. V'ye bağlanan, bilmek olmayan kenar sayısı, bir kere bu, artı 2 çarpı V'deki ilmek sayısı. Yani bu ilmekler 2 derece versinler. Hiç belki anlayabiliyorsunuz. Ben böyle bir kenara bakıyorsam bu köşe için, bu bana 1 derece katkı veriyor. Ama şöyle bir kenara bakıyorsam, bu hem bende başladı hem bende bitti diye iki katkı veriyor derece. Kural bu. Köşenin derecesini böyle tarif ediyor. Mesela bu resimde bu köşenin derecesi ne oluyor? Buradan 2 gelecek. 3, 4, 5, 6. Bu köşenin derecesi mesela 1 olacak. Bu köşenin 2 olacak. Bunun 1 olacak. Tamam. 0 derece bir köşe de olurdu. Kendi başına yaşar, hiçbir yere bağlanmaz. Tamam. Bunun derecesi. Köşe, bu bir de bizim köşe kümemizde ama hiçbir yerde bağlantısı yok. Okey, herhangi bir köşeye böyle derece diye bir şey tarif edelim. Şimdi, şu doğru. Buna el sıkışma lemması deniyor. Ben şey diyeyim. Lemma neyim Türkçe? İkilem. Dilemma. O dilemma. O dilemma. Ha.
Elma. Lemma sanki teoremden kaynaklanıyor. Peki. Elma diyelim lemmayı boşver. Lemma teoremin küçüğü. Böyle ufak bir şey. Teorem böyle bir şey. Teorem falan. Aritmetiğin temel teoremi küçük. Bundan dünyayı sarsıyor yani. Bu da önemli ama. Şunu söylüyorum. Şimdi bir şey alacağım bakalım ne olduğunu söyleyebilecek misin? Böyle söylersen. Bu ne demek? Neyin toplamı? Bütün köşelerin, derecelerin toplamı. Bir çizgi verdim size G diye. Her neyse o çizgi. Bütün köşelerinin, derecelerini toplayın. Elde edeceğiniz sayı, kenar sayısının 2 katı. Yani aslında teorem de desek bence yeridir yani adam sıkılacak. Tamam. Yani bayağı güzelmiş. Bütün köşelerin, derecelerini toplayın. Çıkacak şey, kaç tane kenarın var o sayının 2 katı. Ve bunun ispatı bir satır. Buyurun. Şimdi bir şey iddia ettim. Yani tahmini. Doğruysa ispatla yanlışsa teorem vermeye yanlış. Bu doğru, yanlış aramayın. Counter example aramayın. Niye doğru? Kenarı iki nokta değil olarak oluyor aynı kenar. Evet, peki ilmekse? O da ikiye çarpıyoruz tekrar. Ana fikir o. Her bir kenar, sizin çizginizdeki her bir kenar toplam dereceye ne katkı veriyor? Tamam. Çünkü bakın bu eşitliğin sol tarafında tamam köşelere ait bir bilgi var, derecelerin toplamı. Sağ tarafta ise kenarlara ait bir bilgi var. Biraz sağdan sola gidiyormuş gibi var. Diyor ki, arkadaşım eğer bir kenar böyle bir kenar, yani ilmek değilse, tek bir tane kenar toplam dereceye ne katkı yapıyor? Bir bunun derecesine ekliyor, bir bunun derecesine ekliyor. Yani bir kenar artı iki derece demek. Kenar tek başına toplam dereceye iki katkı yaptı. Bir köşenin derecesine katkı yaptı, bir öbür köşenin. Peki, bütün kenarlar ya bu formdalar ya da ilmek formundalar. Peki burada da bir kenar var. Toplam dereceye ne katkı yaptı? O da 2 yaptı. Bu sefer tek bir köşenin derecesine yaptı. 2 ayrılığı değil ama yine 2 yaptı. Her iki durumda da tek bir kenar dereceye 2 katkı yaptı. O zaman kaç tane kenar varsa bütün dereceye katkısı 2 çarpı o kenardır. Bu da bunun ispatı. Tamam mı? Yani belki bu küçük teoremlenme sebebi çok basit ispatı olmasa ama önemli bir şey. Şimdi mutlu bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Makine haftada da ilmek olsa daha büyük bir katkı sağlar mı? Bir kenar onu sağlar. Şimdi burada bir ilmek ya daha ilmek olsa ikinci bir kenar iki daha verdi. Her kenar iki verdi. Burada da bir ilmek daha olsa o da iki verdi ama kenar sayı üçe çıktı. Yani iki çarpı kenar sayısı kadar dereceye geliyor. Çok güzel. Bu da bir kenar. Tamam. Şimdi mutlu muyum? Daha mutlu olacaksınız. Şimdi şöyle bir teorem var. Bu artık yani şey, network, bilmem bilgisayarları falan unutuyoruz. Direkt yani soru soruyoruz kendimize. Yani böyle şey, otomatik sel meraktan bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Bu aslında herhalde anlamlı bir yaratı bir konuda böyle düşünüyorum. Merakla başlayıp, sonra bunların cevabını bulmak. Peki, şimdi bu ne demek? Bir çizgi verirseniz, o çizginin köşelerinin toplamı bir kere bunu vermek zorunda, tamam mı? Bu yeter mi? Yani ben size şey vereyim. Diyelim ki, şu soruyu sorayım, örnek diyelim. 10, 9, 8, 5, 4, 3. Köşe dereceleri, bunda 6 tane şey var burada değil mi? D1 diyelim, birinci köşenin derecesi olacak. D2, D3, D4, D5, D6. 6 köşeli ve dereceleri, köşelerinin dereceleri bu olan bir çizgi var mı? Yok. Yok, niye? Toplamı tek. Toplamı tek. Bu teorem yok. Bu olmaz.
Yani bu sayılar dereceleri olan ve altı köşesi olan bir çizgi yok. Çünkü bu teorem onların toplamı çift olmalı diyor. Peki çiftleştirelim bunu. Bir köşesi olsun artık çift toplam. Bu zor soru. Bir şey sorabilir miyim? Bir noktada birden fazla ilmek olabilir mi? İlmek serbest. Daha kısıtlanır. Biraz daha onu kısıtlanır. İyi soru. Niye soru? Çünkü ondan dolayı ondan dolayı. Ha? Ondan dolayı. 7'den 10 çıkması için yani ben her yere bağlasam 6 gelecek. Biraz grup olması lazım etrafta. Bu iyi soru. Başka bir sebebi de var bunun iyi soru olması. Şimdi bu deminki haliyle basit değil mi? 6 köşeli ve dereceleri bu olan bir çizgi var mı yok? Çünkü toplam çift değil. Şimdi 7 köşe ve toplam dereceleri çift olan bir sayı dizisi verdim. Soru. Köşe dereceleri. Dereceleri. Yukarıdaki sayılar olan bir çizgi var mı? Şimdi sadece toplamın çift olması o lazım. O kesin lazım. Yani derecelerin toplamı çift olmalı. Bu teorem onu söylüyor. Değil mi? Ama illa toplam çift diye öyle bir çizgi olacak mı olmayacak mı? O açık değil. Ya da en azından evet evet var diyorsanız bana öyle göster nerede o diye. Çizmeniz lazım. Yani 7 köşesi olan ve köşelerinin dereceleri de bu olan bir çizgi bana göstermeniz lazım. Bak işte bu. Tamam. Ha, şimdi bu demin ilmek serbest mi sorusu burada da önemli. İlmek serbestse bunun cevabı var. Başka bir deyişle şu el sıkışma meselesi şey diyor diye ben çizgimin derecelerini toplarsam çift sayı çıkıyor. Herhangi toplamı çift olan bir dizi verirseniz bana, öyle de bir çizgi var, tersi de. Tamam. Ve o çizgiyi inşa edebilirim. Dedin mi? Çizim diyor. Çizim. Çizim. Bana bunu göster. 19, 8, 5, 4, 3, 3 dereceli 7 köşesi olan çizgi. İlmek serbest olduğu için mümkün. Peki, bir soru daha. Burada bakın kaç tane tek sayı var? 1, 2, 3, 4. 4 tane derecesi tek olan köşe var, tamam mı? 5 tane olamaz. Yemin ederim ve ispatlarım. 5 tane olsa sorun ne olur? 5 tane derecesi tek olan toplamın çift olması bozulur. Bir tane küçük gözlem yaptım. Bir çizgide derecesi tek olan köşe sayısı çift olmalı. Doğru. Derecesi tek olan köşe sayısı çift olmalı. Evet. Mesela 4. 3 olmazdı, 5 olmazdı. Çift sayıda tek dereceli köşe var. Bu teorem. Ama aslında bu kolay bir çıkarım burada. Tek derecelilerden tek tane olsaydı onların toplamı tek olurdu. Geri kalan her şey çift, bu çift olamazdı. Peki, şimdi bu fikir aslında benim inşamın da fikri olacak. Şunu yapacağım, bu derecesi tek olanları, algoritmayı veriyoruz size inşa etmek için. Derecesi tek olanları öyleyim. Tamam mı? Bu ikinci şey köşe, 9 dereceli olacak değil mi? Dördüncü köşe, altıncı köşe, yedinci köşe. Öbürlerini de kendi başlarına bırakayım. Birinci köşe, İkinci köşe, bir de 5. Şimdi bu çizgiyi, bu grafiği çiziyoruz. Ne yapacağım? Her köşeyi bu verilen sayılarla olacak şekilde şey, kenarlarla alacağım. Ve bunlar iki ayrı kategori. Tek dereceli köşeler kategorisi, çift dereceli köşeler kategorisi. Ne yapayım bunları? Bunların dereceleri tek. Tamam mı? Şöyle bağlayayım. Bu ikisini de böyle bağlayayım. Buradaki her köşeye şu anda bir derece verdim değil mi? Geriye kaç derece kaldı vermem gereken? Sayı her neyse ama çift sayı kaldı. Mesela bu 9 olacaktı artık 8 vermem lazım. O 8'i vermek kolay mı? 4 tane ilmek çizelim. 1, 2, 3, 4. 9.
Şuna da bir verdim. 4 kaldı daha vermem gereken, 2 ilmek çizelim. Doğru. Buna 1 verdim, geriye 2 derece kaldı, 1 ilmek daha dedim. Burada da aynısı. Bunlar tamam. Bunların zaten dereceleri çıktı. Yapacağım tek şey, en basit anlamda, 5 tane ilmek çizmek, 4 tane ilmek çizmek. Resim çiziyoruz, 2 tane resim. Tamam. Çizginiz çok kötü görünüyor değil mi? Çizgiye. Bu bir çizgi. Köşeleri var, kenarları var. İlmek serbestse bu kadar basit bir iş. Yani şu şart, derecelerin çift olması şartı. Hem ilki hem gerekli. İlmek serbest. Onun için bu ilmek serbest mi sorusu beni heyecanlandırdı. İlmek serbest olduğu için bir şey yapabiliyoruz. İlmek serbest olmasa bu algoritma yürümez. Ve zaten bununla bitireyim. Bunu da aslında isteyenler çekebilirim. Çok meşhur bir matematikçi var Ergüç diye. Bu yaz öğrendim dediğim şey buydu. Erdeşik Adı Ayrı Teoremi diye bir şey var. 1960'da ispatlanmış. Ve yaptığı şey şu. Bana herhangi bir sayı dizisi ver. Demin yaptığım gibi. Şimdi bu argümanı tabii ki bu örnekle kısıtlamak zorunda değilsiniz. Bana herhangi bir toplamı çift olan sayı dizisi verin. İsterse 124 tane sayı olsun orada. Ben aynı fikirle, aynı algoritmayla 124 köşeli ilmekler serbest olan bir çizgi çizerim. Yapacağım tek şey, tek olanları bir kenara atmak. Onlardan çift sayıları var. Onları ikişer ikişer birbirine bir kere bağla, gerisini ilmekle halledin. Çift olanları tamamen ilmekle halledin. Tamam, algoritma bu. İlmek serbest. Ama şimdi bazı daha ilginç çizgilerin adı, yalın çizgi deniyor buna. Simple graph. Bunlarda ilmek yok. Yani biraz gıcıklaştırıyor işin. İlmek yok. Şey yok. Bir kenardan bir kenara böyle git, sonra bir daha gelmiyor. Yani her iki kenar bağlanacaksa bir kere bağlanacaklar. Yalın ilmek bu demek. Yani çizginin üzerinde daha fazla koşul koyuyorsunuz. Buna şey diyor ki multiple edge deniyor buna. Bunu artık çevirmeye çalışmayayım. Bu da yok. Yani iki köşe bağlanacaksa bir kere bağlanacak. Paralel ikinci bağlanmıyor. Böyle şeylere yalın çizgi deniyor ve gördüğünüz gibi bunu bir söylediğiniz anda artık bu algoritma öldü. Bilmek izin yok. Yapamıyorsun. Bu Erdős Galay teoremi ispatlamayacağım. Çünkü bir tanesini yapabilirim ama artık kendini sat. Yeter ki tutturalım. Bir kısım biraz daha zor ama anlaşılabilir bir şey. Bu yalın çizgiler için de çizgiler için verilen dizinin çizgi dizisi olmasına karar veren bir şey bu. Basit bir takım eşitsizlikler. Verilen dizinin çizgi dizisi, buna graphic sequence deneyim yazılacak, olması için şöyle yazayım, gerek ve yeter şart. Yani demin bu ilmekler serbest toplamları bu dizideki elemanların çift olması yetiyor ve gerekiyor dedi. Burada artık bu lazım ama onun üzerine bir şey daha lazım. Onu ispatlayalım. Tabii bunu şimdi yine biz bir takım böyle kendi kendimize bir şeyler tanımladık, sorular sorduk, bazılarını cevapladık falan. Bu matematik yaptık yani. Sorular sorup cevaplamanın genel konu. Ama bunun çok doğal bir takım fikirler var yani uygulayabileceğiz. 250 tane bilgisayarım var. Bu kampüste network kuracağım. Bunların her birinin şu kadar tane başka bilgisayarla konuşmasını istersen böyle bir network kurabilirim. 250 köşe. 250 tane derece, bu yapılabilir bir şey. 250 makineyi bu derecelerle, bu ilişkilerle bağlayabilirim. Direkt bu sorunun cevabı evet mi hayır mı bu teoremden çıkıyor. Konuları sıvıyı bağlamadan öğreneceğiz. Aynen, evet. Yani başlayalım şimdi 1, 2, 3, 4, 250 taneyi koyup, sonra hadi şimdi bakalım bağlanacak mı demeden önce. Tabii ki anlaşılır şekilde bunu sormak lazım. Olur mu? Bu teorem olur ya da olmadı söyleyeyim. Şimdi yazın şu soruyu sordum ve birisi bu saniyede cevapladı. Ben öyle düşünmemiştim. Çok hoşuma gitti size. Siz de iki saniyede cevaplayın. Ben de hoşuma gitti. Ya ben yavaş düşünüyorum. Ya da bazı insanlar hızlı düşünüyor. Son soru.
kullanmak da aslında bir saat. Ama çok acayip zor bir şey değil yani. İsteyenlere nerede mutlu edeceklerini soruyorum. Hele bir kısmı ispatın bayağı kolay. İkinci kısmı, şimdi bildiğim matematiksel şeyler, gözlemler. Bazen size nasıl yapacağınızı da söylüyorum. Biliyorsunuz ki mesela bana bir sayı dizisi var. Sana o çizgiyi nasıl yapacağım yani var demiyor sadece. Bak, var ve böyle yaparsın diye. İnşa et. Deminki 250 makineyi nasıl bağlayacağım sorusunu size algoritmasını veriyor. Şöyle bağlı. Bu da öyle bir şey aslında ispat. Şimdi bunu yaptım ben. Burada şöyle şeyler var. Bir dizi graf dizisidir. Ancak ve ancak tamam toplam dereceler çifttir. İkinci koşulda bir takım eşitsizlikler de bulunur. Her neyse onlar. Yani gayet mekanik hesap yapacaksınız. Bu dereceleri toplayacaksın, çıkaracaksın, o eşitsizlikler sağlanıyor mu? Bir yerde sağlanmıyorsa yok olmuyor diyor. Tamam mı? Okey. Şimdi ben onu yapacak diye insanlar şöyle bir dizi verdim. 6, 6, toplam çift olsun, buyurun beni. 2, 3 olsun bir de. 3 olsun. 2, 1. Böyle yaparsam çıkar. Tamam. Peki, 4 olsun. 6-7. Ben şimdi derse gitmeden bunun ispatını çok güzel düşündüm. Kafamda da anladım, oturttum. Ona yoğunlaştım. Sonra tam bir tane örnek yapacağız değil mi? Klasik bir şey yaptık şimdi uygulayalım. Hadi şunu yapalım, bu bakalım çizgi. Çizgi dizisi bu, graf dizisi. Yani bu teoremin sonucunu uygulayacağız. O eşitsizlikleri kontrol edeceğim ben. Sonra böyle 3 saniyede kalabalıktan birisi olmaz dedi. Şey bu arada, bu yalın olacak. Yani loop yok, mantıklı hiç yok. Niye olmaz? Çünkü birden düşündüğümüz zaman o köşeden bir tane gidecek ya, altıları... Altılar da sonra. İki tane altı var. Değil mi? Direkt o. Şimdi bu da şey, matematikçiler biraz daha düşünse iyi olur örneklerini yazarken sonucunu getiriyor. Ben bu örneği ezbere yazdım. Sonra arkadaşınız gibi birisi çıktı ve şey dedi, ben şimdi 7 tane köşe istiyorum. Bunların 2 tanesinin derecesi 6 olsun diyorum. İlmek yok. Multiple yok. Demek ki ben bunların ikisini de her yere bağlamak zorundayım. Bunu da yapacağım aynı şeyi. Bu zaten bağlı. Değil mi? O zaman nasıl tek başına bir dereceli adam olsun? Her köşe en azından bu ikisine bağlanacağına göre bir dereceli köşe olamaz. Gördüğünüz gibi olağanüstü bir fikir değil. Ama yani dikkatli bir gözle düşünen bir kafa lazım. Benim öyle değilmiş. Bu olmaz. Bunun için teoreme gerek yok, değil mi? Yani sadece 7 köşe olacak, bir tane de 6 olacak, bir de 1 olacaksa soruyor. Peki, bu herhalde yeter. Yani genelde tekrar etmem gerekirse bir sürü şeyi matematikçiler ve bir sürü başka bilim insan da aslında sadece meraktan yapıyorlar. Ama bunların bayağı bir kısmı da sonunda bir şey yapıyor. Kısa süre ya da uzun sürede. Biraz olmayı çok sever. Cem Hoca'ya teşekkür etmeden önce hemen kalkıp gideceksiniz ve sorduk sorularınızı alayım. Konuşmayla ilgili olabilir, kendisine sormak istediğiniz sorular olabilir. Hala deka yardımcısı bu arada. Yani bir de deka yardımcısı. O yüzden idari sorular da olur. Güzel geliyor yani. Yakalamış gelmiyor. Sayılan teorisi ders açılıyor mu? Ne yapayım? Elevanım veriyor ben. Kaç toplu ders? 317'den de bildim. Başka sınav soruyor. Aranızda matematik heveslerin oldu mu? Çift ana dal. Hadi. Ya dal. Sen sana senin matematik yapacağız zaten. Şimdi de ben ne yapayım? Yok değil. Bunlar dün bitirdiğimiz oraya gittik. Hayır. Peki, çok teşekkür ediyoruz.